Evet. İyi akşamlar, merhaba. Bugün Merhaba. Mina Urgan'dan bir dinozorun anıları kitabını değerlendireceğiz. Benim için geç kalmış bir okuma. Çok istiyordum. Ama böyle iyi bir zaman, neyse o iyi zaman işte, erteleyip duruyordum. Güzel oldu. Yani inanılmaz güzel tabii ki, akıcı. Zaten Yapı Kredi Yayınları'nın en çok satan kitapların başında geliyormuş. Hem Bir Dinozorun Anıları hem Bir Dinozorun Gezileri. Mina Urgan bir hoca, bir akademisyen. İngiliz Edebiyatı konusunda akademisyendi. Pek çok çevirisi var. Belki okuduğumuz pek çok kitabın çevirisini yapmış. Mesela Sineklerin Tanrısı'nı, Ütopya'yı, Aklıma Geliverenler çevirmiş. Ama böyle bir kitap yazıp da bu kadar çok okunacağını kendisi de hayal edememiş. Hatta hayatımın en büyük şaşkınlığı diyor. Şu anda kaçıncı baskısını yaptı en son bilmiyorum. Bende de böyle... 94 var. 94. Demek ki 94, onlar yeni baskı herhalde. Bende de böyle yırtık pırtık eski bir kitap var. Bir yerlerden süper. Elime geçip böyle kenara koymuştum. Çok keyifle okudum. İnanılmaz çok isim, tabii edebiyat alanıyla da ilgili isimler olduğu için son derece benim için verimli bir okuma oldu. Çok şey öğrendim, çok şey yeniledim, tazeledim bilgilerimi. Çok keyif aldım. Çok sevdim Mina'yı. Bildiğim, tanıdığım bir isimdi ama bu kadar yakından tanımıyordum tabii. Ne güzel böyle insanlarla tanışmak, onların kaleminden bir şeyler okumak çok keyifliydi benim için. Ben bir anı kitabı okuyalım diye ben söylemiştim. İyi ki de söylemişim. Sanırım bunu ortak karar olarak aldık. Yani bir anı kitabı. Yeliz bize daha çok söylemiştik. Evet, Yeliz tavsiye. Sağ olsun. Bu kitabın birinci bölümü daha çok anı değil de biraz deneme gibi geldi ama daha sonraki bölümleri anıları daha çok ön plana evet. çıktı. Sanki birinci bölümü birazcık da hayatla hesaplaşması gibi. Kitabın genelinde ben eğer bir baş rol veya bir karakterlerin içinde baş rol olacak olursa bu kesinlikle Mina değil, Mina'nın annesi gibi geldi bana. Şefika mıydı? Efika. Şefika. Ben şimdi kitabı ben kaybedişimi de söyleyeyim. Kitabı Ankara'ya gittim ya. Evet. Geçen haftalarda Ankara'ya giderken yanıma da bu kitabı da aldım. Nasılsa tutuklanırsam falan diye. Kitapta da sürekli kitabı da aldım yanıma. O kitapta çanta Gülsüm'ün arabasına geçmiş. Biz her yerde arıyoruz. En sonunda cumartesi günü bulduk. Ozan beni aradı abi, kitabı bulamadıysan gel al diye. Cumartesi buldum ancak kitabı. Gülsüm'ün arabaya geçmiş o çanta birlikte. Yani hala o dönemlerde olan şeyler bizim için endişe kaynağı. Biz Covid'in yanlış yönetildiğini protesto etmeye gittiğimizde bile yanımıza işte bir iç çamaşırı falan alıp gidiyoruz. Yani hem demokratik hakkımızı kullanmaya giderken bile çok da değişen bir şey yok. Yani baskı, faşizm falan artarak devam ediyor maalesef ülkemizde. Her şeyimiz var. Zoom'umuz bile var ama demokrasimiz hala öyle. Kitabım genelini tabii ki çok beğendim. Bu bizim eski tüfek dediğimiz insanların hepsi hemen hemen bir aradaymış. İstanbul küçük bir köymüş. Herkes birbirini tanırmış. Onlarla ilgili bir hayal veya bir kafamda bir şeyler oluştu o yıllarla ilgili. Kitapla ilgili o kadar çok not aldım ki belki şurada görülüyordur. Evet. Ya bunların hepsini okusak saatler yetmez. Her şeye not aldım. Yani çok kendimden şeyler buldum kitapta. Kitapla ilgili çok notlar aldım ama hepsini okuyamam.
Daha sonra değinirim bunlara. Beğendim kitabı, çok güzel okudum. İki günde bitirdim. Hatta bugün öğleden sonra bitireyim diye ocağa da gitmedim yani. Çok yapmam böyle bir şey ama. Evet. Herkesin bir fikrini dinleyelim. Sonra ben artık şeyleri söylerim. Evet, detaylara sonra geçelim. Ben kitabı önermiştim. Yaklaşık galiba 1,5-2 yıl önce okudum. Çok hızlı böyle içerek okudum. Çünkü ben kendim zaten insan hikayelerine çok, çok meraklıyım. Biyografi okumayı çok seviyorum. Çünkü insan hayatlarını çok merak ediyorum. Biraz işim de böyle. Ama basit bir, sığ bir merak değil tabii ki. Öyle yanlış anlaşılmak istemem. Ama yani bir hayat nasıl yaşıyor? İnsanlar hangi tercihlerde bulunuyor? Neler hayatı zenginleşiyor? Çok almak da isterim. Hani kendi hayatımı. Başkalarındaki güzellikleri. O anlamda hem bir merak duyarak okumuştum. Çok çılgın bir kadın. Çok ele avuca sığmayan hareketli bir kadın. Çok böyle bir sürü şey çok özgün. Kadınsılığı çok özgün. Akademisyenliği çok özgün. Benim için çok özel bir karakter bu Mina Avga. Bir de yani hem biraz kıskandım açıkçası yaşadıklarını. Çünkü bu kadar fazla ünlü, sadece basit ünlü değil. Yani bu kadar fazla önemli entelektüel bir çevre içinde olması çok özendirici. Çünkü öyle bir çevre yok artık. Belki hani Türkiye'de değişti. Öyle değil hayatımız, paylaştıklarımız çok öyle değil. Ama çok özendirici. Yani akademisyen olması getirdiği bir şey var ama işte evlerine adını Necip Fazıl koyuyor. Yahya Kemal'i çok yakından tanıyor. Ondan tabii çok hoşlanmamıza neden olan şeyler de anlatıyor. Çok şey entelektüel bir çevre içinde. O çok kıskandırıcı açıkçası. Çok hareketli, çok enerjik bir kadın. Yaşlılığını güzel yaşıyor. Bir de şeye çok hoşuma gitti. Yani bu kadar kendini olduğu gibi anlatıyor. Çok kitap bence böyle hızlıca aklına geldiği gibi böyle çağrışımlarla yazılmış. Siz ona kaptırıyorsunuz kendinizi. Çok planlamamış. O kısmı da çok güzel. Ben de çok yani gerçek benim çok ilgimi çeken bir şey. Fantastik çok sevmiyorum. O yüzden benim de çok böyle hızlıca okuttuğum bir kitaptı. Dediğim gibi hem kıskandım hem çok özendim. Çok canlı ve çok dop dolu bir hayat. Çok özendirici o yüzden. Böyle şimdi ilk aklıma gelenler bunlar. Yehiye, sen bir şeyler söylemek ister misin? Evet, kitabı ben de biraz geç almıştım. O yüzden yarısını bile okuyamadım. Yani ve düşünce tarzımız çok benzemezse bile ilk defa bir kitap beni gece uyuyamayacak kadar heyecanlandırdı diyebilirim. Yaşayış tarzı çok güzeldi yani. Genel olarak beğendim yani. Evet, kitabı ele alıp kitabı... bir duygu uyandırıyor değil mi? İnsanın heyecanla okuma isteği. Aynen. Bu arada evet ben de şey dedim ya ben bir komünist bir kadını önerdim. Ateist olduğunu bangır bangır söyleyen bir kadını önermiş oldum gruba ama başka bir tarafın tutacağını da düşündüm. Belki yani işte iyi bir tercih mi falan diye de düşünürken ama çok zengin bir entelektüel hayat yani tanışıklıkları falan o anlamda çok bence ilginç bir kadın. Rahatsız edici bir yanı yok yani o tarzıyla herhalde kendini sevdirdiği için. Evet, olmuyor. Evet. Evet. Kimliği üzerinden anlatıyor. Yani bunu sizinle bir mücadele girmiyor. Ben buyum diyor. Ve evet. Böyle yaşıyorum. Hı hı. Kendimi anlatıyorum diyor. O yüzden şey. Ya da sen şöyle. İnsanı özdeşim kurabiliyor. Sen söyledin de demiyor yani. Evet. Eleştirel bir şey. Yani o eleştirelliği var ama tatlı ve altı dolu bir eleştirellik var yer yer. Hı hı. Evet. Ozan. Ozan bir evet. Şey söyleyecekti. Yok yok şey diyecektim. Ya ben de bitiremedim kitabı. İlk 50-60 sayfasını falan okudum. Ya Mina Avga zaten benim de çok merak ettiğim bir kitaptı. Hani herhalde 2000'lerin başından beri falan böyle hep gördüğüm böyle falan böyle okumak hı-hı. İstediğim bir kitap. 98'de ilk baskısını yapmış. Evet. Evet evet o zamanlar çünkü şöyleydi. 2000'de de hayatını kaybetti. Tüm korsan tezgahlarda falan vardı. Evet. Şeyde Yeliz sen de hatırlarsın. Yani Kadıköy'de gerçekten bütün korsan tezgahlarda mutlaka yani çok... bulunuyordu. Evet böyle. Çok görünür bir kitap bu ama bak, yani 90 baskı. Bir baskı kaç bilmiyorum ama bayağı çok satan. 94 bizdeki yani. Evet. Yapıcı büyük bir yayın evinin evet. En çok basılan kitaplarından biriymiş yani. Ya bir kere dili çok güzel değil mi? Ya böyle zaten sayfalar
gidiyor yani. Eğer vakit varsa falan. Ben işte yoldayken okumuştum böyle. Çatır çatır gidiyor. Vaktim olsaydı burada da işte okumak istiyordum ama eve gelince başka şeyler oluyor falan böyle kalıyordu. Ya şey beni çok hoşuma gitti. O dadısıyla olan diyaloğu aklımda böyle hala. O dadısına kızıyor. Hmm. O işte sahiplenilmesini falan anlatıyor ya orada falan. O çok etkiledi mesela kitapta beni. Sonra şey çılgın bir kadın. Çılgınlığını kendisi de dile getiriyor ama çevresini de bunu kabul ettiriyor yani. Bu o entelektüel çevreden de gelmiş olmasının etkisi vardı ama ona bu alanı yaratan annesi yani. Yani annesi bak ben seni gönderiyorum buraya ama kimseye boyun eğme kendin olduğun gibi ol yokla gönderiyor bunu şu günümüzde bile hangi anne yapabilir ki yani? Evet. Kadın olduğun gibi yaşa yaşın geldi. Erkek arkadaşını al benim yanıma getir. Orada burada gizli gizli buluşmada diyor. Yani ya kaç yıl öncesinde bir de. Tabii canım yani bu Osmanlı zamanında annesi Osmanlı kadını. O ortam bulmuş, yeşermiş yani. Bizim gelincikler tarlada büyümek için can atarken bu güzel bir yer bulmuş. Saksı da büyümüş, yetişmiş yani. Ben bunu eleştiri olarak söylemiyorum ama gübreli bir entelektüel yani. Hatta kendisi de bunu ileriki zamanlarda söylüyor. Herhalde Sait Faik mi köyden gelip böyle çok bilgili, kültürlü biri diyor. Biz hiç Anadolu'yu bilmezdik. Hep İstanbul'dan durup teori üreten bizim işte Tatlus entelektüelleri, Tatlus solcularının ataları bunlar yani. Evet. Avrupa'yı, Moskova'yı falan hayal eden, oraları gören ama Türkiye'ye gidip politikaları yazan bizim siyasetçilerimizin ataları bu insanlar. Hiç şeyden haberleri yok bunların. Anadolu'dan oradan buradan ama bu kadar olduğuna da iyi yani yine de iyi bizim temellerimizi atmışlar yani. Şimdi çok ilk sonra bölüm tamamlanmadan Ece ve Ayten de fikirlerini söylesinler. Çünkü bir 8 dakikamız var. Tamam, ikinci türlü. Ben başlayayım o zaman. Yani söylenecekler genel olarak söylendi. Benim de okurken ilk izlenim şey oldu. Sanki karşımda oturmuştu. Hani benimle sohbet ediyormuş gibi bir hal vardı. Sohbet ediyormuş değil de işte bana kendini anlatıyormuş gibi bir hisse kapıldım kitabı okurken. İşte ne söyleyebilirim başka? Hani söylediklerinde bazen hani şunu da düşündüm. Acaba abartıyor mu? Farklı bir şeyler mi anlatıyor falan gibi bir durum oluştu. Ama yok yani kadın yaşamış bunları. Biz de hayranlıkla okuduk. Öyle bir durum oldu. Bu kadar benim evet. Söyleyeceklerim. Söylediklerim. Konuşabilecek bir yardımcısın. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben kitabın en başta adını çok beğendim. Çok hoşuma gitti adı. Sonra kitap çok herkesin dediği gibi akıcıydı. Ve benim de gerçek bir hikaye olması dikkatimi her zaman diri tuttu. Kadının her zaman fikirlerinde samimi olması, yani gerçekten samimiydi, gerçekten kendi fikirleriydi. Bu da beni etkiledi. Böyle genel olarak güzel bir kitaptı. Şimdi o kadar çok isim var ki bu entelektüel çevre diye bahsettik. Son hayatının işte en çok içinde olduğu son döneminin Türkiye için de son entelektüel çevre olduğunu söylesek abartmış olmayız herhalde. Onlardan sonra bir daha öyle bir entelektüel çevre gelişmedi. İşte Eyüpoğulları'nın içinde olduğu, öncesinde Sait Faik'lerin, işte Neyzen Tevfik'in, bunlara işte Abidin Dinolar'ın katılması. Hatta Yaşar Kemal de aslında bu entelektüel çevrenin ucuna yetiştiğini falan söyler. Ben bunların sonuna yetiştim diye. O da zaten Abidin Dino'nun Adana'ya sürgün edilmesi gibi bir olayın Yaşar Kemal için bir şansa dönüşmesi mi diyelim? O entelektüel çevrenin sonuna yetişmesi de öyle oluyor.
Behice Boran beni zaten her zaman çok etkileyen bir kadın. Ve burada da isminin sık sık bahsedilmesi, onunla ilgili bir takım anıların olması beni çok etkiledi, çok hoşuma gitti. Tekrar tekrar böyle Behice Boran'la ilgili başka yazılmış neler var diye baktım. Bir tane kitap da buldum hatta. Çok da bir şey yok aslında. Halet Çamber de öyle. Evet. Türkiye'nin ilk arkeoloğu. Evet. Bunlar hatta, çok önemli insanlar. Buradaki Karatepe'yi evet. ilk o Türkiye'nin evet. ilk hava müzesi haline getiren kadın. Hı-hı. Yani bu başarılı kadınların Türkiye için çok ciddi işler yapmış kadınların adının geçmesi, onlarla arkadaş olması, aynı liseye gitmesi. Onlardan bahsediş şekli de çok etkileyici gerçekten. Bazılarından sadece ismini söyleyip geçiyor ya da birkaç şey cümle söylüyor ama bazılarını bayağı uzun uzun anlatıyor bize. O onu açıklıyor. Yaşayanlar hakkında çok yazmadım diyor. Ölenler hakkında yazdım ki diyor. O onlar hala yaşıyor diyor. Onlar hakkında söz söylemek bana düşmez diyor. O yüzden sanırım. Evet. Yani isimler üzerinden de gidebiliriz. Nasıl evet. tartışmaya nasıl devam edeceğimizi konuşalım. Kaç dakika kaldı? Şu andaki şeyimi bir kapatayım. Evet. Şimdi çok fazla isim var. Necip Fazıl'dan söz ediyor. Ben bir edebiyat öğretmeni olarak zaten buna benzeyen anılara olan insanlardan Necip Fazıl'la ilgili benzer şeyler okumuştum daha önce. Çok da şaşırmadım. Zaten 30'lu yıllardaki Necip Fazıl'la 40'lu yıllardaki Necip Fazıl'ın birbirine çok zıt olduğunu hemen hemen az çok onunla ilgili birkaç şey okuyan herkes bilir. Mina Urgan'ın soyadını onun verdiğini buradan öğreniyoruz. Başka yerlerde de anı olarak geçer bazen. Aile dostu olduklarını, aslında çok sevilmediğini, çok yapışkan bir insan olduğunu, gösteriş meraklısı olduğunu bize söylüyor. Benim için yeni bir bilgi olan birdenbire fikir değişikliğine gitmiş olması. Bir böyle yavaş yavaş sindirerek ya da bir şeyler okuyarak ya da birilerinin etkisinde kalarak değil, birdenbire bir fikir değişikliğine gitmiş olması Necip Fazıl'ın. Bu benim için yeni bir bilgiydi. Bundan bahsediyor. Bununla ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa. Ben çok hani edebiyatçı yönünü bilmiyorum ama Mina Urgan dürüst bir insan. Zaten yaşını da sordukları zaman her zaman söylermiş. Kitabında onu da söylüyor. Eğer bir kadına yaşını sorunca dürüstçe söylüyorsa o kadın her şey hakkında her şeyi söyleyebilir diyor. Tehlikelidir diyor. Kitabında böyle bir cümle. Evet. O yüzden ben Mina Urgan diyorsa öyledir diyorum. Çünkü tanımıyorum. Hakikaten Necip Fazıl hakkında da çok bir şeyim yok. Ben sadece edebi açıdan şunları söyleyebilirim. Ben tiyatro eserlerini beğenirim Necip Fazıl'ın. Reis Bey Türk sinemasında da filme alınmış, Haluk Kurdoğlu tarafından oynanmış. Çok güzel bir filmdir hatta. Tavsiye ederim izlemenizi. Tiyatrolarını başarılı buluyorum. Arkasında yatan bir felsefesi olduğunu da düşünüyorum. Şiirleri hakkında biraz yani o tarz şiirleri sevmediğim için olabilir. Çok sıcak gelmez bana. Onun dışında da başka çok da fazla bir şeyini okumadım. Ama gerçekten tiyatro eserleri güzeldi. Başka isimler nasıl? Başka isimlerden bahsedelim. İşte Ahmet Haşim benim de çok sevdiğim bir edebiyatçı. İnanılmaz yani tekrar tekrar yazılarını okurum, denemelerini, gezi yazılarını çok severim. Böyle bize anlatılırken de hep o çocuk yaşlarında annesini kaybetmiş bir kişi Ahmet Haşim ve hep çirkinliğinden yakınmıştır. Ben liseye gidiyordum. Edebiyat öğretmenimiz bununla ilgili bir şeyler anlattığında o günün şartlarından bir ansiklopediden Ahmet Haşim'in birkaç fotoğrafını özellikle bulup
bakıp neden bu adam bu kadar kendini çirkin buluyor dediğimi hatırlıyorum. Gerçekten o kadar çirkin değil. Mina Urgan da bunu anlatıyor zaten. Bir de şunu söylüyor. O kadar hoşuma gitti ki konuşmaya başladığında zaten bazı insanlar diyor güzelleşir. Ahmet Haşim de öyle biriydi diyor. Onu çok seviyor. Hatta Oscar Wilde'ın bir sözü var. Benim yeteneğim eserlerime yansımıştır. Asıl deham hayatımdır demiş Oscar Wilde. Bu sözü Ahmet Haşim'e yakıştırıyor. Onun diyor asıl dehası hayatıdır diyor. Çok dürüst, çok inanılmaz güzel anlatıyor Ahmet Haşim'i. Benim için de çok kıymetli bir kalemi olan bir insandı Ahmet Haşim. Şimdi bir kat daha kıymetlendi. Mina Urgan'ın gözünden böyle değerlendirmeleri okumakla. Ahmet Haşim'i de çok sayılıdır eserleri, çok azdır, kısıtlıdır. Bize göre Bura Bahane-i Laklakan denemeleri bunlar. Frankfurt Seyahatnamesi, seyahatnameleri. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Çok inanılmaz lezzet bırakır insanda. Ahmet Haşim'e değinmesi ve onu anlatması çok hoşuma gitti. Evet. Yahya Kemal'le ilgili de hep ben okuduğum her anıda o muhteşem büyük şairin arkasında çok hoş olmayan bir kişilik olduğunu sadece Mina Urgan'dan değil başkalarından da okudum. Ufak tefek evet, konulardan evet. Şuradan. Pasif, kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek ya da sessiz kalabilecek bir insan olduğu şeklinde şeyler daha önce de okumuştum. Burada da yine Yahya Kemal'e benzer şeyler anlatıyor. O Atatürk'e yalvarışlarını ya da milletvekili olmak, büyükelçi olmak için nasıl çaba harcadığını falan söylüyor. Tanpınar'a Yahya Kemal'in büyük haksızlık yaptığını, Tanpınar öğrencisi biliyorsunuz Yahya Kemal'in ve Tanpınar hocasını Yahya Kemal'i taparcasını seviyor falan ama Yahya Kemal Tanpınar yokmuş gibi davranıyor. Yani bunları Mina Urgan bahsetmiyor ama bunları başka yerlerden okumuştum. O zaman da şaşırmıştım. Yahya Kemal de böyle bir insanmış diyelim. Burada Yahya Kemal için bir ben de not almışım. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Hani biz bir kitap okumuştuk. Hatta isimler hep unuttuğum için yenilerde okuduk. Hani bir Fransız bestekarın şeyi hayatı. Dünyanın bütün sabahları. Dünyanın bütün sabahları. Şimdi o oradaki şey diyor ki o saray müzisyeni. Sen diyor ancak diyor çalgıcı olursun müzisyen olamazsın diyor. Evet. Mina Urgan da buna diyor ki şiir değil manzume yazar ancak diyor. Hı. Çünkü yüreği yok diyor. Bu evet, şey için. Bu da çok hoşuma gitti. Yani Yahya Kemal için tespiti bu diyor ki bu çok güzel ustadır diyor. Dili çok güzel kullanır ama yüreği olmadığı için yazdığı şeye şiir denmez manzume denir diyor. Oradaki o şeye de benziyor bu yani. Evet. Güzel. Yani çok güzel. Çok güzel sen cello çalarsın ama diyor orada violensel çalıyorlardı herhalde. Evet. Neyse. Ama müzisyen olamazsın çünkü ruhun yok diyor. Ruhunu diyor saraya satmışsın diyor. Bu da onun gibi bir şey işte. Evet. Şiirin bir sorunu var Türk şiirinde. Sembolizm ve alegori. Onunla ilgili de Ahmet Haşim'in yaklaşımlarını güzel anlatıyor. Şiirle ilgilenenler için orada ipuçları da veriyor aslında. Alegori evet. Şiirin bütününe sinmesi gerektiğini falan söylüyor. Böyle bir takım teknik şeyleri de o Ahmet Haşim'in fikir dünyası üzerinden yansıtmış oluyor. Başka Halide Edip hocası. Ha, evet, evet Halide Edip. Evet, Halide Edip. Şimdi tepeden inme bir profesör oluyor. O yüzden onunla ilgili bazı olumsuzluklar yaşanıyor. Onlardan bahsediyor ve çok saygı duyuyor aslında ve onun üç kimliğiyle bir kendisine babaanne olması, bir hoca olması bir şey daha söylüyordu ama üç kimliğiyle üç ilişki kuruyor kendi arasında Halide Edip'le. Halide Edip'in
çok şey biliyorum hakkında ama işte burada Mina Urda'nın bakış açısıyla aslında güzel bir kadın değil ama çok etkileyici bir kadın olduğunu, çok şık giyinen gençken çok şık giyinen bir kadın olduğunu ve çevresindekilerini çok etkilediğini söylüyor. Ben Halide Edip'in inanılmaz bir hatipliği olduğunu biliyorum. Kurtuluş evet. Savaşı'nda bu hatipliğiyle çok ciddi anlamda insanları etkilediğini biliyorum. Hiç hazırlık yapmadan konuşmalar yaptığını, Atatürk Samsun'a çıktığında, yani Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi Halide Edip'siz anlatamayız zaten. Çok ciddi rolü var. İstanbul mitinginde çıkmış konuşmuş zaten. Fatih mitinginde konuşuyor. Atatürk Samsun'a gideceği zaman. Sadece Sivas Kongresi'nde ciddi bir ayrım oluyor ya, hatırlayın. Mandacılık meselesi. Orada işte birazcık yollar ayrılıyor. Sonrasında da zaten İngiltere'ye gidiyorlar kocasıyla. İşte İsmet İnönü onu tekrar dönüp İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı'nın başına geçirince aslında teknik bazı konularda eksikliği nedeniyle hocalığını çok beğenmiyor Mina Urgan. Orada eleştirilerde bulunuyor ama kadına karşı da inanılmaz saygısı var tabii. Edebiyat dünyasında Halide Edip'in romancılığını çok çok beğenmeyiz ama yine de dönemin içerisinde bir cevherdir. Hem kendisi hem eserleri. Ama kontrolsüz yazıldığı, çala kalem denen tarzda yazıldığı düşünülen eserler yazmıştır. Halide Edip de çağının aydınıdır. Ama tabii ki Doğu Batı arasında sıkışmışlığını eserlerine yansıtmıştır ister istemez. Yine de hem edebiyat için hem tarih, milli mücadele için Halide Edip bir incidir aslında. Ondan da güzel söz ediyor. Ben yani Halide Edip'in etkileyici kişiliğini hatta atamızın üstünde de kullanmak istediğini ama atamızın bunu yemediğini ve onun üzerine yani bütün erkekleri bir ara bunu, yani gençler bilmez de siz bilirsiniz hocam, Tansu Çiller için de söylerlerdi. Evet. Elini tuttuğu erkeği mutlaka yörüngesini alır, istediğinde yaptırır derlerdi bizim. Evet. Tansu Çiller de öyleymiş. Evet, yani Halide Edip Atatürk'ü etkileyememiş dişilliğiyle, karizması Atatürk'ün daha yüksek olunca hatta İngiltere'ye falan da o yüzden gitmiş, küsmüş yani Atatürk'e milli mücadelede. Belki Atatürk'ü de etkileyebilirdi ama orada işte Amerikan mandası yanlısı olması Atatürk'ün demek ki nazarında bir soru işareti bıraktı. Hiçbir zaman tam olarak onu içselleştirmedi belki de. Belki de. Kişisel ilişkileri öyle. Başka kim var? Başka kim var? Abidin Dino ve Güzin Dino, bir de Arif Dino kardeşi. Onlar var. Evet. Abidin Dino'nun diploması entelektüel. Hiçbir yerden diploması olmayan, evet, inanılmaz yetenekli bir insan olarak anlatıyor. Onlarla zaten çok yakın dostlar. Onlar yurt dışına gittiğinde de, gitmek zorunda kaldıklarında da hiçbir zaman bağları kopmuyor onlardan. Arif zaten Abidin Dino'nun evi Paris'te büyükelçilikten daha çok ziyaret edilen bir evmiş zaten. Evet, evet. Herkes gidermiş yani. Sürgün olan, yani bu yurttan kaçan, kovulan herkes orada ağırlanırmış, yatılırmış, misafir edilmiş. Evet. Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, bu ülkenin ne kadar aydını varsa konsolosluğa tabii gidemiyorlar hepsi, canını kurtarıp gittiği için. Abidin Dino'nun aslında Paris Büyükelçisi gibi falan bir şey yani. Evet. Fahri konsolos. Arif Dino'dan daha çok söz ediyor. Hatta çok bu sempati uyandıracak şekilde söz ediyor. Onu her yerde bulamıyoruz tabii Arif Dino'yu. Burada güzel, onu da tanımış oluyoruz. O Yozgat'a sürgün ediliyor galiba. Abidin Dino da Adana'ya sürgün ediliyor. Bir de oralarda anlatırken hani aslında kaçmıyorlar ama polis de hemen böyle onları bulamıyor gibi Mihal'den bahsediyor. Kendi de mesela bazen kaçmıyor. Bazen de şöyle düşünüyorum. Aslında polis de kimin zararsız olduğunu biliyor herhalde. Yani hiç tutuklanmamaktan utanıyor mesela Mina Urgan.
bir ara. Hani bir kere gözaltına alınmış 3 saat. O bile onun için mutluluk vermiş falan hani. O da solcu çevreleri açısından demek ki biraz zararsız görülüyor. Sadece bir dönem bazı profesörler işten atıldığında kendisi de işten atılıyor. Bir pasaport hakkı elinden alınıyor. Oralarda biraz sıkıntı yaşıyor. Yoksa diğer solcu arkadaşları kadar büyük sıkıntılar yaşayıp hapislere düşmüyor. Ama hep böyle onları da ziyaret ediyor, onlarla irtibat kuruyor. Hep böyle o çevrenin içerisinde aktif bir şekilde bulunuyor. Ha, sonra Cevat Şakir Kabahaçlı'dan söz ediyor. Aa. Komşuları. O evet. Şakir Paşa, bir Osmanlı Paşası, Cevat Şakir'in dedesi. Cevat Şakir'in babasını öldürdüğünü bilmiyordum ben. Burada. Evet. Bu kitapta evet. Öğrendim. Evet. Cevat Şakir bir gayrimüslim kadın eve alıp geliyor falan. Yani yurt dışında yaşıyor. Çok entelektüel bir insan zaten. Onu kabul etmiyor falan. Ondan sonra evde kavga çıkıyor. O onu vuracakken o onu vuruyor. Evet. Hatta orada yani bunun bir sıradan basit adi bir cinayet olmadığını da anlatmaya çalışıyor Mina Urgan. Aile tümüyle sanatçı. Abla Cevat Şakir'in ablası neydi ismi? Not etmiştim ama. Aliye Berger ablası mı teyzesi mi? Gravür sanatçısı. Ressam. Ailenin hepsinde bir sanat var. Seramik sanatçısı Freya mıydı? O da onların ailesinden. Şakir Paşa'nın böyle entelektüel bir şeyi var. Ailesinin altyapısı var. Cevat Şakir'le zaten sonrasında da arkadaşlıkları devam ediyor. Hapisten çıkıp zaten Bodrum'a yerleştiğini de söylüyor. Bodrum deyince orada bir doktor Ali Bey var. Evet. O da bana benziyormuş. Yani Kuzu Cumhuriye Bodrum'u o yıllarda atansaydım ben de herhalde Bodrum'un doktor Ali Bey'i olurmuşum yani o yıllara. Birkaç doktordan söz ediyor zaten. Şu bir Marsilya tren yolculuğunda orayı iki kere söz ediyor. Orada bir şey var. Doktorlarla konuşmaları falan var. Rahiple de konuşuyor da. Katolik rahiple. Annesi babası ateistmiş de kendi Katolik rahip olmuş. Ha evet. Öyle bir bölüm de var. Evet o da var. Sabahattin Eyüboğlu da hocası. Onunla çok güzel çeviriler yapıyor. Türkçeyi ondan öğrendiğini söylüyor. Türkçesinin zayıf olduğunu fark ettiğini söylüyor. Çeviri yapmak için iyi bir Türkçeye sahip olması gerektiğini. Şeyi onunla birlikte, Ütopya'yı onunla birlikte mi çeviriyorlar? Galiba ikisi birlikte çeviriyor veya o kontrol ediyor. Öyle bir şey. Evet. Sabahattin Eyüboğlu sayesinde Anadolu'yu tanıdığını söylüyor. Hani birinci toplantıda şeyde bölümde konuştuk ya Anadolu'yu bilmiyorlar evet. diye. Evet. Onun sayesinde Anadolu kapılarının ona açıldığını söylüyor. Bu varlıklı bir ailede dünyaya gelip entelektüel olmasını kendisi de eleştiriyor yer yer. Bir kıza rastlıyor tren yolculuğu sırasında bir kulübedeki kıza hatta göz göze bile geldik diyor. Ve diyor ki evet. düşündüm diyor. Ben onun yerinde doğmuş olabilirdim diyor. O da benim yerimde olabilirdi diyor. Ben her şeyi hazır bir şekilde altın tepsiyle sunulmuş bir kültür çevresinde doğdum diyor. Yani bunların da gayet farkında ve bunların da gayet eleştirisini yapıyor. Yani eleştirisi derken yani bilincinde hazır olarak hayatı ya da bir sıfır önde başladığını ne dersek artık bunu nasıl değerlendirirsek benim diyor hani yabancı dil bilen entelektüel bir insan olarak yetişmem gayet normal demek istiyor. Herhalde öyle evet. olmasa şımarıklık olurdu gibi. Ancak 15 yaşında biliyorsunuz aslında şu asıl detay Fahri Rıfkı'dan söz etmeliyiz. Üvey babası. Evet. Üvey babası. Babası
genç yaşta vefat ediyor. Babası da Tanzimat dönemi şairlerinden birisi. Bir hastalık varmış. Kaslar sıkıştırıyor ve nefes alamıyor. Hatta bu minada da nüksetmiş, genetikmiş. Ama babası öldüğünde bunun tedavisi bilinmiyormuş ama minada olduğunda bir iğneyle bu atlatılmış. Kuş palazı dediğimiz bir hastalığa benziyor tarif ettiği. Hakikaten bir penisilinle düzeliyor. Hmm. Eskiden olurdu. Difteri ya da. Yani şimdi zaten çoğu çocuk buna karşı aşılı. Difteri, boğmaca falan beraber yapıyoruz. Tabii o yıllarda penisilin daha keşfedilmediği için ölmüş gitmiş adamcağız. Yani nefes alamıyor. Ömer Seyfettin'in Kaşar'ı romanında da hemen hemen herhalde aynı hastalıktan söz edilmiş. Evet, tifoydu galiba. Tifo değil miydi? Yok, tifoyu Bodrum'da oluyor. Babası boğazını nefes alamıyor. Böyle. Hı, evet, tamam. Penisilinsizlikten ölüyor. Hı-hı. Bademcik iltihabının bir çeşidi yani. Şimdi... Hı-hı. Onu da açıklayayım. Babası çok erken yaşta ölünce annesi işte yetimliliğini yapıyor. Ama Mina 15 yaşındayken annesi de tabii öyle çok masum ya da nasıl diyelim mazbut bir kadın değil, hırçın bir kadın. Yani öyle her şeye boyun eğecek bir kadın değil. Güçlü, hırçın bir kadın. Eşinden ayrılıp Ankara'yı bırakıp İstanbul'a geliyor. Ve ondan sonra artık o varlık satıla satıla eşyalara kadar ufak tefek satıla satıla eriyor. Bir dönem annesi çalışıyor. Çalışırken bile aslında bir yandan da antikacı da çalışıyor. Kendine bir yandan da eşya da aldığını falan söylüyor. Ama evet. Fahri Rıfkı'yla da bir çırpıda hiç düşünmeden boşanıyor kadın. Bu 15 yaşında artık zengin bir insan olmamasının kendisini var ettiğini, yani eğer öyle olmasaydı ben olmazdım diyor Mina. Kendi emeğiyle çalışan, kazanan bir kadın olarak kendimi var edemezdim. İyi ki de öyle oldu diyor. Aileden, halanın çocukları olmadığı için bir tane ev kalıyor. Amcasına ve buna. Başka hiçbir şey ileri kalmıyor yani. O bütün zenginlik eriyip gidiyor. Büyük adalarda geçen o çocukluklar, o varlıklar hepsi bitiyor. O evin yerine de işte bir tane apartman yaptırıyorlar. Hayatları orada bir apartman dairesinde geçiyor. Evleniyor ama sanki ilk çocuğu oğlunun eşinden olmadığı gibi bir ima var. Farkında mısınız bilmiyorum. Hamileyken bir hapishane ziyaretine gidiyor. Ve da orada... Yok, o öyle değil. Yok, o öyle değil. Hapishane ziyaretine gidiyor da şeyin arkadaşına yazı geliyor. Kocası mı hapis onun? Veya... Evet. O Mehmet başka... Ali Aybar hapiste galiba. Onu ziyarete gidiyorlar. Onu ya da öyle bir şey. Mehmet Ali Aybar geçiyor orada. Şimdi orayı işaretlemedim ama şöyle bir cümle hatırlıyorum. Hiç kimsenin aklına gelmiyor diyor. İşte kaç zamandır hapiste olan adamın çocuğunu doğuruyorum. Ama o mektubu yanlış. O şeyle ilgili. O mektup yanlış, evet. O aslında Mina Organ hamile ama Halit Çember'in eşine Nail Çakırhan'a bir haber gidiyor. Eşin Halet hamile diye. Orada onu söylüyor. Yani zaten Nail 4 yıldır hapiste. Halet'le nasıl bir çocuk yapabilir? Bu kimse aklına niye gelmiyor diyor. Hamile olan benim diyor ama Nail Çakırhan'a yanlış bir haber gidiyor. Öyle bir şey var. Anladım. Ben yakın dostları diye evet. Ona da yolluyorlar hamilelik haberini. Tamam. Zaten Mustafa'yı da hastanede yine arkadaş ziyaret ederken, hapishanede arkadaş ziyaret ederken suyu geliyor, evet. Mustafa. Evet. Mustafa şizofrenmiş, herhalde canına kıyarak ölmüş. Hastane 12 yıl falan Bakırköy'de yatmış Mustafa bu arada. Oğlu ilk oğlu. O kısımlardan hani hiç söz etmiyor ya. Yani ben kitabın ilerleyen bölümlerinde oğlunu kaybedişini falan anlatacak diye düşünmüştüm. Yok, anlatmamış. Yani ona da hak veriyorum. Ben de çok o konuları konuşmaktan rahatsız oluyorum yani. O da olmuştur büyük olasılık. Bir de kitabın amacı direkt kendi şahsi duygularını anlatmak olmadığı için de oralara gitmemiş. Rahatsız da oluyor olabilir.
Kızın... Evet, çok otobiyografik değil. Çünkü değil. Kendisinde bir anoreksiyası var. Arada geçiyor. Aslında evet. Anoreksiyayı da Arnavutköy Kız Koleji'nde atlattım diyor. Zaten biraz öyle bir şey var. Çok yemeyen, çok zayıf bir kadın. Bir anoreksiyası var. Ondan da çok bahsetmiyor mesela. O kadar derine inmiyor. Yani ruhsal anlamda derinliğine değil. Anılar, ilişkiler, tanışıklıklar. Gençliğimde atlattım diyor. Sonradan oburdum diyor. Açlık grevinde falan da yapamayacağımı düşündüler diyor. Ama ben yaptım diyor. Anoreksiyayı atlatmış gençlikte. Yok, oradaki ruhsal süreçlere çok değinmiyor. O anlamda söyledim. Doğru, evet, haklısın. Kızı Zeynep oyuncu, tiyatrocu. Televizyon dizilerinde de oynamış. Yani Google'a yazıp görsellere baktığınızda tanıyabileceğiniz bir sima, bir yüz. Ki baktık, ben baktım. Zeynep Irgat adı. Çocukların ismi tabii beni şaşırttı yani. Hani Mustafa ve Zeynep koyacağını düşünmemiştim ama hani Arap Türk kökenli gibi düşünerek böyle düşündüm. Koymuş. Belki eşi tercih etmiştir. Belki daha geleneksellik şeyleri ne kadar olsa aile kökleri devam ediyordur. Öyle bir büyüklerin ismi konmuş da olabilir. Sanki Zeynep'le böyle araları her zaman bir çekişmeli olduğunu söylüyor ama bunun da çok doğal olduğunu da söylüyor. İşte çocuklarla ilgili bazı şeylerden bahsederken ondan da bahsediyor. Yani çocukları mutlu edemezsin gibi. Bir anneyi hiçbir zaman öyle bir şeyden demek ki ben de hissediyorum ki öyle yakalamışım. Herkes kendi hayatıyla ilgili bir şeyler bulabiliyor. Mutlaka, mutlaka. Onu öyle hayat yani. Örneğin burada hani babaannesi miydi? Çok dindar, ona doktor tipi olunca işte akşamdan akşama şarap gibi bir şey. Çerkez bir kadın var. Esas bunların dadıları şeyleri mı? Oradan geliyor. Herhalde bilmiyorum ya. Tam anneanneleri herhalde. Bir hasta oluyor da doktor bir alkol öneriyor akşamdan akşama tif olduğu için ya da bir şey olduğu için. O da ona şey ilaç gibi olsun diye bir şey şurup kutusunda falan veriyorlar. Mesela benim babaannemde böbrek taşı vardı. Bir böbreğini aldırdık. Doktor illaki buna bira içireceksiniz dedi. Mümkün değil, içmez. Biz de ona ilaç diğer gün bir badrak verdik. Akşam verdik. Bir de güzel uyurdu. Geç kaldığım zaman götürmeyi geciktiğim zaman oğul oğul benim ilacım nerede? Getir de bir uyuyayım derdi. Aynı şey. Abi ekonomik işte. Bir bardak götürüyormuş. Bir yerde bir hapishaneye bir şey gargara diye. Vodka. Gargara diye vodka sokuyor. Vodka sokuyor. Şimdi imkansızdır da işte o zaman birazcık mümkün olmuş demek. Şey çok güzeldi bir de. Şimdi... Oldukça minimal yaşıyor ya. Yani minimal yaşamı da seviyor. Emekli olduğu zamanki anısında bir para veriyorlar ya bu emekli olduğu zaman. Dünyalar benim oldu zannediyorum diyor. Ya profesör olarak emekli olmuşum diyor falan. Bankaya gittim diyor. Utana utana gittim diyor. Orada diyor girdim diyor. Ya kadınlar üşüştüler diyor. Bir şu kadına bak dediler diyor. Yani emekli olmuş bir de profesör aldığı paraya bak falan dediler diyor. Şaşırdım diyor yani. O çok güzel kadın, bir anı. Kadın para bul bilmiyor ya. Yani öyle şey yok. Yani para, kazanıyor aslında ama... Sonra diyorlar ki koskoca profesörün aldığı paraya bak diye meğerse. Evet. Ama şey de söylüyor. Ben diyor işimi çok seviyorum. Bu iş için bir de bana para verdikleri bir dünya benim için çok inanılmaz. İşini çok, çok sevdiğini ve bunun için para alması onun için hani bu bir de bunun için para alması çok mutlu ediyormuş onu. İşini de çok seviyor, o da var. Şimdi işaretlediğim birkaç yer var. Oralara da bir bakayım istedim. Atatürk için aramızda yaşayan canlı ve çok renkli, çok çekici bir insandı diyor. Ben yakın zamanda Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adamını okudum. Orada da gerçekten Atatürk'le ilgili onun da söylediklerini okuyayım size. O etrafımda gördüğüm bir insandı diyor. Ankara'nın bir devrini, bir neslini temsil eden insanlardandı. Hepsinin başı işte Çankaya'da oturan biriydi.
Ama Ankara'dan kopmuş bir yer asla olmadı Çankaya. Basit bir bağ köşkünde her şeyden önce genç, dinamik bir insan yaşıyordu. Hayata doymamış, hayata ve insanlara bağlı bir bütün insani kompleksleri olduğu gibi yaşayan bir insan. Bu insan bütün günlük hayatıyla sanki hepimizin arasında yaşıyor gibiydi. Ondan taşan dinamik bir hayatiyet havası bu kıraç ve harap Ankara'ya durmadan yayılıyordu, ruhları besliyordu demişti Şevket Süreyya Aydemir'de kitabında. Mina Urgan'ın da Atatürk'le ilgili anlattığı şeyler bana hemen onunla özdeşleştirmemi sağladı. Yani her yerde rastlayabilirsin, görebilirsin diyor. En son gördüğümüzde de bir tepede çay içiyorlarmış. Arka masada görmüşler, ayağa kalkmışlar. Oturun çocuklar demiş Atatürk. Evet. Yani yerinde bir otel var şimdi o çay içtikleri yerde. Herkesin içinde yaşayan bir insan her yerde görüp rastlayabileceğiniz. İşte Bahadır Hoca dedi ya İstanbul küçük bir köymüş gibi evet. Dönemde. Demek işte Türkiye de küçük bir köy. Yani Ankara'ya da gitsen, İstanbul'da da yaşasan, Atatürk de o insanların içinde yaşayan bir insan. Şimdi onu anlatmadan önce ben bir şey değineceğim. Suda yüzerken Ekim devriminin mimarlarından Troçki'ye rastlıyor ve kendi de bu insanlara hayran evet. Aslında. Evet. Lenin'le Troçki devrimi yaptılar. Ekim devrimini Bolşevik devrimi diyeyim. Stalin de üstüne oturdu bunun. Lenin erken ölünce ve sosyalizm, komünizm orada zaten sekteye uğradı. Rayından çıktı gitti yani. Bambaşka bir şey oldu. Yok abi, o kadar da yapma ya. Bahadır abi orada da şimdi. O yani sonuna geldiği yere bakarsak yani en vahşi kapitalizmin yaşandığı, mafyanın olduğu bir yer oldu sonuçta Rusya. Öyle tamam oldu. Abi öyle olabilir ama yani ondan sonrasında 50'ler oluyor, 60'ları geçiyor. Ya adam şimdi, ne yapacak yani İkinci Dünya Savaşı'nda? Apartmana savaştırıyor yani. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Yani sonuçta orada yüzen bir kızı yüzüne bile bakmıyor Troçki. Ama bizim bir baloda Atatürk'ü gördüğü zaman Atatürk onundan alıyor, benim Çankaya'ya gel diyor. Yani aralarındaki insanlık farkına bakmak lazım. Troçki falan o devrimin teorisyenleridir yani. Ama tabii. Yine de aralarındaki insani farklar bu kadar bariz gözüküyor. Sonuçta insanlık açısından böyle bir fark görüyor. Kendisi sosyalist olduğu halde mesela Troçki ile Atatürk'ü böyle karşılaştırmış gibi oluyor. Mesela Atatürk'ün cenazesinde işte yağmur dolu yağıyor sandım diyor. Meğerse İstanbul'da yaşayan Yahudiler düğmelerini koparıp atıyorlarmış o zaman. Daha sonra Atatürk öldükten sonra ülkenin girdiği yerde Yahudilerin, Rumların falan Atatürk Rum meyhanelerine gider. Dostları varmış Rumlarla içermiş, Rum arkadaşları var. Onlarla dostlukları var. O öldükten sonra işte biliyorsunuz 5-6 Eylül olayları şunlar bunlar yani devletin şeyi değişmiş öyle diyeyim sana. Şimdi annesinin bir Avrupa gezisi var kitabın başında bahsediyor. Mesela orada ben de telaffuzlarımı yanlış olabilir. İki isim baktım. Biri Rus opera şarkıcısıymış. Shalyapin evet. Galiba. Bir de Polonyalı balet Nijinsky. YouTube'da evet. Biraz eski de olsa bunların da kayıtları var. Onları da merak edip baktım. Annesinin babası tarafına galiba şey evlenince mi bir Avrupa seyahatine gönderiliyor. Biraz zamanımız azaldı. Şu dinozor evet. Meselesini okumak istiyorum kitaptan. Evet. Çünkü ben dinozoru tarih öncesi çağların nesli tükenmiş bir hayvanı olarak değil, geçmişin doğruluğu kanıtlanmış ve yatsınmaz değerlerini yeni sentezler yaparak geleceğe taşımayı amaçlayan bir yaratık olarak tanımlıyorum. Dinozorluğumla övünüyorum diyor. O yüzden çok rahat bir şekilde ona biz dinozor diyebiliriz. Çünkü tanımlaması oldukça güzel.
geçmişin doğruluğu kanıtlanmış ve yatsınamaz değerlerini yeni sentezler yaparak geleceğe taşımayı amaçlayan bir yaratık. Umarım biz de böyle dinozorlar olabiliriz. Olabiliriz gibi geliyor. Kaç dakikamız güzel kaldı? 3 dakika. Çok azalmış. Söylemek istediğiniz zaman şeyleri söyleyin. Tamamlayalım. Çok güzel bir kitaptı. Evet. Şimdi şoförle muhabbet ettiği zaman bir yerde şoförle, yani çok görgülü bir şoför ama şoförle umduğu tepkileri görmeyince Anadolu'dan bir haber olduğunu anlıyor zaten. Yani hakikaten haktan kopuk yaşadıklarını kendi de itiraf ediyor. Ya çok aslında ben bu kadar not almışım aslında. Çok da çok şeyler de buldum kitapta. Olmazsa onu WhatsApp grubuna yazarım. Mesela grup diye bir şey var. Trup. Tiyatro grubuna trup derlermiş. Onu da öğrendim. Bazı şeyler de öğrendim yani. Evet. Son olarak bunları yazarım. Sen söyle. Ben gezilerini okumayı çok heyecanlandım. Kitabı bilmiyordum. Bir dinozorun gezilerini. O yüzden çok heyecanlandım. Böyle aklımda hani ya okuyayım dediğim bir şey oluştu. Bilmiyorum. Siz, bizden kimse okumadı galiba. Yok, ben de. Merak ettim ben de onu okumak istiyorum. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Aslında Fransız dili ve edebiyatı okumuş. Ama yüksek lisansını İngiliz dili edebiyatı üzerine yapmış. Her iki dile de çok hakim birisi. Hatta kendi Türkçesini kendi de eleştiriyor ama bence Türkçesi de gayet güzel. Aziz Nesin'le ilgili bitmiyor. Aziz Nesin'le de ilgili bir cümle söyleyeyim. Evet. Aziz Nesin gerçekten hani dürüst, inandığını söyleyen dobra dobra bir adamdı. Gençler çok bilmeyebilir. Ama kendisinin bütün mirasını çocukları yerine Aziz Nesin Vakfı'na bıraktı. Orada yoksul çocuklara alınan kitaplardan yoksul çocuklar yararlanıyor. Ve bunları da kendi çocukları kabul edip hatta o vakıfı kendileri de yönetmeye devam ettikleri için iyi bir çocukla yetiştirmiş Aziz Nesin. Onu da söyleyeyim yani. Evet, bir dinozorun anılarını okuyun, okutun. Evet.